thank you من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع جنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد Allah Teala ve Teccadüs Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli İlahiyle Gül TV izleyenlerini öncelikle hürmetler ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim, böylece Şaban-ı Şerif ayının da sonuna geldik. Yani bu sohbetimiz Şaban-ı Şerif ayının son sohbeti oluyor. Ve böylece işte Ramazan-ı Şerif ayı da çok yaklaştı. Adeta gölgesi üzerimize düştü. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayını karşılamaya hazırlanıyoruz elhamdülillah. Evet kıymetli kardeşlerim, tabi Ramazan-ı Şerif ayı 10 ayını 11 ayın sultanı yapan nedir? Elbette onda inen Kur'andır. Şehr-i Ramazan unzile Kur'an Mevla buyuruyor. O Ramazan-ı Şerif ayı ki kendisinde Kur'an indirildi. Yani Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki öyle büyük, öyle kıymetli efendim bir kelam ki bakın Ramazan-ı Şerif ayı ne yaptı? 11 ayın sultanı yaptı. Ona kim hizmet ederse, onu kim okursa, onunla kim amel ederse Allahu Teala Celle Celalü onu da ne yapıyor? Yükseltiyor, onu da yüceltiyor. Hani şimdi bazı zatlar hakkında Efendim diyoruz ya büyük zatlar. Efendime söyleyeyim kıymetli e, şahsiyetler değil mi? Şah Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler, Mevlana Hadi Bağdadiler, işte Mevlana'lar, Abdülkadir Geylaniler hep ne diyorsun? Büyük adam diyorsun. Büyük adam. Peki onların büyük adam derken yani boyları minare gibi olduğu için mi? He? Yoksa efendim kantara çıktıkları zaman şöyle bir ton filan çekiyorlar da ondan mı büyük adam diyoruz? Hayır. İşte onların büyüklükleri, onların faziletlerinde, kıymetlerinde, Kur'an'a hizmetlerinde, Kur'an'a öyle bir hizmet etmişler ki, onunla öyle bir amel etmişler ki, Allah sevmiş ve bütün insanlara da ne yapmış, sevdirmiş. Kur'an böyle. Hakikaten bakıyorsun, küçücük bir yavru, bir lokma yavru, Kur'an okumaya başlayınca, bülbüller gibi şakımaya başlayınca, gözünde büyüyor, 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 adeta ufku kaplıyor, ufku dolduruyor. Evet, Kur'an böyle bir kitap. İşte bakın bir iki gün önce Pazar günü Fatih Camii'nde bir icazet merasimi vardı. İştirak ettik elhamdülillah. Kemal Efendi hocamızın vakfının yetiştirmiş olduğu hafızlar, 17 tane hafız, hepsi küçücük yavrular. Yani hakikaten 8 yaşından tutun da işte 9 yaşında, 10 yaşında, 11, 12 yaşına kadar hepsi küçücük bir lokma çocuklar ama Kur'an okumaya bir başlıyorlar. He O Allah'ın kelamını, o kelamların en güzeli olan Mevla'nın kelamını okumaya başlayınca, hele hocaları soruyor oradan mesela, Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinden açıyor, diyor ki sayfa başı, şuradan oku bakalım diyor. Başlıyor, tıkır 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 okumaya başlıyor. Yani nasıl bir atmosfer hem, onu da bir e, anlamak lazım. Yani hocana ders vermek başkadır, birkaç kişinin karşısında okumak başkadır. Bir de o kadar hocalar var, İstanbul müftüsü orada, bütün Fatih Camii'nde cemaat, herkes ona bakıyor. Kameralar bu küçücük yavruya yönelmiş. Yani çoğumuz, çoğunuz orada he günde 40 defa namazda okuduğu Fatiha'yı bile unutabilir yani. Ya bütün kameralar sana dönmüş, bütün gözler sana dönmüş, herkes sana bakıyor. Belki adını bile unutursun. Yani o atmosferi de düşünüp o yavruların ben söyleyeyim, ee, ne kadar mahir olduğunu, Kur'an-ı Kerim'i nasıl hıfzettiğini, Taş gibi hafız olduğunu buradan anla. Yani işte bu ortamda hocaları soruyor. Sayfa başından bir efendim birkaç e, kelime okuyor. Tıkır 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 devam ediyor. Sayfa ortasından diyor devam ediyor. Filancuzun cüzün filanca sayfası diyor başlıyor. Bülbüller gibi şakmaya başlıyor. Ya bir kere de şöyle bir soru sordu mesela okuttuğu birkaç yerden karşı sayfa, arka sayfa sonra dedi ki şimdi sayalım dedi. 1 2 3 4 5 Beş sayfa sonra oku bakalım dedi. Çocuk şöyle bir durdu. Efendim besmele çekti başladı okumaya. Maşallah. Subhanallah. Allah hepsini nazarlardan saklasın. Allah kem gözlerden muhafaza eylesin. Yani dünya bir kenara vallahi şu efendim görüntü, şu resim bir kenara. Her şeye değer. En büyük zenginlik bu. En büyük zenginlik Kur'an. Hani dedi ya bizzat çok zengin bir adam dedi ki Kızım evlendiği zaman dedi, kızımın çeyizini, çeyizinde dünyanın en kıymetli şeyini alacağım dedi. Neyse vakit geldi, gün geldi, kızı efendime söyleyeyim evlenecek. Efendim çeyizine ne koyacak şimdi? Yani yemin etti, Allah'a da yemin etti dünyanın en kıymetli şeyini alacağım. İyi de dünyanın en kıymetli şeyi nedir ki? Altın mıdır, gümüş müdür, pırlanta mıdır, mücevher midir? Hangisi? Ne alacaksın? Çaresiz kaldı. Yemin etmiş, kendini bağlamış. Ne yapacak? İmam Yusuf'a gitti. Dedi ki kadı efendi böyle böyle. İmam Yusuf baş Meseleyi buna arz edince ne yapacağımı bilemiyorum. Bunun fıkhi hükmü nedir? Yani şimdi bir şey alırsın. E biri de yani bir de der ki en kıymetli şey bu değil ki veya en kıymetli olduğuna nereden kanaat getireceksin? Nasıl bileceksin? Ondan daha kıymetli şey olmadığını nereden bileceksin? Mesela i̇mam Yusuf ona ne dedi? Sen dedi madem böyle bir yemin ettin, böyle bir nezirde adakta bulundun, öyleyse sen Kur'an al, kızının çeyizine Kur'an'ı koy. En kıymetli şey odur dedi. Ondan sonra artık ne alırsan al. En kıymetli şey Kur'an. En kıymetli şey işte Kur'an'ı hıfz etmiş, Fatiha'dan Nas'a kadar tıkır, tıkır 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 okuyan işte bu yavrularımız, bu hafızlar, bu hafız kelamlar, efendim, en kıymetli oluyor. İşte Ramazan ayında kıymetli yapan nedir? Kur'an'dır. Kadir gecesini kıymetli yapan nedir? Leyletül Kadir hayrun min şehrin. Öyle bir gece ki bin aydan hayırlı buyuruyor Mevla. Canı yok, kanı yok, karanlık bir geceyi bin tane aydan yani içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan hayırlı yapan nedir? İşte elbette Kur'an'dır. Öyleyse içinde Kur'an olan bir kimse içinde Kur'an olmayan bin tane adamdan daha da ne olmuş oluyor? Hayırlı olmuş oluyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? İnne Allah le yuridul azabe bi ahlil ardı. Allah Teala bir beldeye, bir yere azap etmeyi murad ettiği zaman yani oraya azap edecek. Lakin feyda semi taalimil muallimi's sibyan el hikme. Orada bir sıbyan, bir yavrunun hikmet Efendim öğrendiğini, talim ettiğini işitince Kur'an öğreniyor. O hikmeti öğrendiğini işittiği zaman sarraf ne yapıyor? O onlardan, o beldeden Mevla Abdullah'ı ne yapıyor? Çeviriyor, döndürüyor. İşte bu yavrular aslında he? Memlekete gelecek belaların da bir nevi manevi paratonerleridir. Manevi paratoner. Allah o yavrular hürmetine o Sabi Sübyan hürmetine Allah ne yapıyor? Bela musibeti def ediyor. Evet, gerçekten yani o manzarayı bir görmeliydiniz. O atmosferi bir yaşamalıydınız. Ben buradan o yavrularımızı, onları yetiştiren hocalarını, oralara gönderen çocuklarının bu efendim davanın adamı olması, bu Kur'an'ın ehli olması için gönderen anneleri, babaları takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Rabbim Celle Celaluhu her bir ellerimizin yavrularını İslam'a, Kur'an'a hadim eylesin. Neslimizden kıyamete kadar gelecek bir tane kafir çıkartmasın. Hepimizi bu yolun yolcusu eyleyip, bu yolda bizlere devam, sebat, istikamet, ihsan eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif ayı işte Kur'an'la kıymet kazanmış, 11 ayın sultanı olmuş. Ve Ramazan-ı Şerif ayı bir manada nedir? Kur'an ayıdır. Evet Kur'an ayıdır. Dolayısıyla Kur'anlar okunacak, mukabeleler tutulacak, hatimler indirilecek. Dolayısıyla bakın bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yani Kur'an okuyacağız, sevabı nedir? Ne kadar sevabı vardır derseniz Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Men kara harfen min kitabillah. Her kim Allah'ın kitabından bir harf okusa. Felehu bihi hasenetun onun için bir hasene vardır. Yani bir harf mu ne olur? Bir hasene kazanır. Evvel hasenetu bi ashri emtaliha. Bir hasene de 10 mislidir. Ayette de ne buyuruldu? Men bir haseneti fele ve Her kim bir hasene gelirse onun için ne vardır? 10 mitli vardır. Yani bir iyiliğe bir hasene, bir haseneye de ne yapılıyor? 10 sevap veriliyor. Dolayısıyla buradan ne anlaşılıyor? Bir harf okuduğun zaman bir hasene kazanıyorsun. O bir hasene de 10 sevabı tekabül ediyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Buyuruyor ki: La aqulu elif la mim Hani bir harfe on sevap derken elif la mim bir harftir demiyorum. velakin elifün harfün vela ve lamün harfün ve mimün harfün. Yani elif la mim dediğin zaman he orada kaç harf varmış demek ki? Üç tane harf varmış. Elif bir harf, lam bir harf, mim bir harf. Ne oldu şimdi? Elif la mim. Ne kazandın? Otuz sevap kazandın. Dolayısıyla koskoca Kur'an-ı Kerim'i Fatiha'dan Nas'a kadar okuduğun zaman He? Yani orada binlerce harfi telaffuz etmiş oluyorsun. Kazandığın sevabı sen düşün. Hani bazıları belki şöyle diyor olabilir. Tamam yani bu kadar sevap kazanacağız da. He? Bu kadar sevabı da ne yapacağız? Ya sen efendim çok para kazanmak için uğraşırken, çalışırken, didinirken ne diyorsun? Fazla mal göz çıkarmaz diyorsun. Peki fazla mal göz çıkarmıyor da fazla sevap göz mü çıkarır? He? Sevap nedir biliyor musun? Sevap yani bir sevap deyince pek anlayamıyoruz ama şöyle onu efendim kapitalist kafaların da anlayacağı şekilde şöyle bir günümüze uyarlayarak söyleyelim istersen. Yani bir harfe Mevla 10 sevap veriyor ya şöyle düşünelim. Bir harf okuyana Mevla 10 dolar veriyor. Elif la mim 30 dolar. Velkel kitabı aray devam ediyorsun. Sayfayı okudun. He? 2500 dolar hesabına yatmış. Ne yaparsın o zaman? Ramazan ayında mukabele okur musun? Hatim eder misin? O ne mı hoca efendi. Neredeyse var ya her gün bir hatim indirecek adam bile çıkar. Adam yemiyor, içmiyor, devamlı okuyor. Ya kardeşim ne yapıyorsun? Dur biraz. Biraz dinlen, biraz istirahat et. Ne dersin? Kardeşim engelleme beni ya. Benim kazancıma niye mani oluyorsun? Niye engel oluyorsun? Der ve okumaya devam edersin. Niye? Ha dolar dedik ya. Şimdi para deyince, filos deyince hemen ne yapıyoruz anlıyoruz. Peki Allah'ın verdiği bir sevap bir dolardan, Amerika'nın dolarından aşağı mı? Haşa ve kella. Ahiretin de para birimine sevap. Orada lira geçmez, orada döviz geçmez, orada altın geçmez. Orada geçerli akçe sevap. Burada ne kadar kazanırsan, burada ne kadar ahiret bankalarına şimdiden yatırırsan, burada ne kadar manevi efendim, kazancını he, İstif edersen, biriktirirsen ahirette ne yaparsın? Çatır çatır yersin. Dolayısıyla Ramazan'da demek ki bakın he, bir de Ramazan ayının olması haşebiyle yani Ramazan'da bir oruç bin oruç, bir tesbih bin tesbih bir rekat bin rekat gibi Dolayısıyla Ramazan ayında olman hasebiyle de hem bu hadis-i de çarptığın zaman hem Ramazan ayının fazileti hem de okuduğun Kur'an'ın buradan kazandığın sevabı artık kazancını sen düşün. Onun için ne yapalım bilerek okuyalım, idrak ederek, şuurlu bir şekilde ne kazandığımızın bilinciyle hareket edelim kıymetli kardeşlerim. Evet. Çünkü de cennetin derecelerine bakıyoruz. Yine cennetin dereceleri de Kur'an'a bağlı. Demek ki Kur'anla alakalı bakın. Mevla Teala Celle Celaluhu cennette dereceleri kullarına ne yapacak? Her kulun derecesine göre ne yapacak? Yerleştirecek. Ama cennetteki o dereceler de neye göre? Yine Kur'an'a göre, yine Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine göre. İşte Hadis-i Şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Adedü deracil cenne, adedü eyil Kur'an. Cennet derecelerinin adedi, Kur'an ayetlerinin adedi kadardır. Kaç tane ayet var? Altı bin küsur ayet var. Cennette de demek ki ne var? Bu Hadis-i Şerif'e göre o kadar derece var kıymetli kardeşlerim. Femen dekalel cennete min ehlil Kur'an. Her kim Kur'an ehlinden cennete efendim girerse ise fevkahu derecetün onun üst üzerinde bir derece bir makam yoktur. En üst makamda kim olacak? Ehli Kur'an olacak. Kur'an-ı Kerim'i okumuş, ezberlemiş. Bak küçücük yavru Kur'an-ı Kerim'i he? Bülbüller gibi şakıyarak okuyor. Tıkır tıkır okuyor. Ne oldu şimdi? Sen büyük adamsın ama güya e ee, onun eğer Kur'an'ı bilmiyorsan, eğer Kur'an'ı efendim onun gibi öğrenmediysen, amel etmediysen bak o yavru kadar çıkamıyorsun. Çünkü Mevla Teala cennetin derecelerini buna bağlamış. Yine bakın bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yukalü sahibil Kur'an. Kur'an sahibine denilecek ki ikra vertaki. Oku ve yüksel. Okudukça ne yapacak? Yükselecek. Oku ve yüksel. Verat tilke merkin teturat tilfi dünya. Dünyada yavaş yavaş tertil üzere okuduğun gibi oku. Fe inne menzil inde akri ayetin takrabı ha. Senin cennetteki en son makamın okuduğun son ayet Efendim indinde menzilinde olacak. Yani okuyorsun şimdi. Nereden başladın? Elhamdülillahi rabbil alaminer rahmanur rahim. Yükseliyorsun. Elif lam mimel kel kitabil a'raibefihudel muttaqin. Yükseliyorsun. İnnelledinekeferu şe ve'amne aleyhim. Okudukça, okudukça, okudukça ne kadar okuyorsan o kadar yükseliyorsun. Eğer Kur'an'ı efendim baştan sona ezberlediysen, hafız olduysan ne olacak? E sonuna kadar yükseleceksin demektir. Onun için bu Kur'an böyle bir kitap. Elbette okunacak ama amelde edilecek. Eğer amel etmediğimiz zaman, eğer Kur'an'ın haramını haram, helalini helal bilmedikçe, amel etmedikçe de o zaman ne yapar o Kur'an? Okuduğumuz Kur'an'da Allah muhafaza bize lanet edebilir. Evet. Yani nice Kur'an okuyanlar var. Kur'an onlara ne yapıyor? Efendim, e, lanet ediyor. Niçin? E çünkü amel etmiyor. Kur'an'la amel etmiyor. Mevla'nın haram dediklerini, yasak dediklerini, he, Mevla'nın çizdiği haddi, hududu, o kırmızı çizgileri maalesef aşıyor. Haddi aşınca, hududu aşınca, haramlara bulaşınca işte o Kur'an'da ne yapıyor? Lanet ediyor. Allah muhafaza. Evet kıymetli kardeşlerim böyle bir aya giriyoruz. Böyle bir ay artık efendim önümüzde Rabbim Celle Celaluhu hayırla ulaşmak nasip eylesin. Şimdiden tutacağımız Ramazan-ı Şerif ayında tutacağımız oruçlarımızı, kılacağımız teravihlerimizi, yapacağımız mukabelelerimizi şimdiden ehseni kabul ile makbul eylesin. Rahman gecesini gündüzünü ihya'ya bizleri muvaffak eylesin. Evet Ramazan-ı Şerif ayında neler yapılması lazım? Elbette ki yani Ramazan ayında da kendine mahsus bir takım ibadetleri var. Değil mi? Kendine mahsus bir takım işte orucu var, teravihi var, efendim zekatı var, yani Ramazan ayının kendine mahsus bir takım tabi yapacağımız herkesin bildiği yapılması gereken ibadetler var ama bunun dışında efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yine bizlere tavsiye buyurduğu efendim Ramazan ayında artırmamız gerektiğini söylediği bir takım zikirler de var ibadetler de var. İşte bakın bir hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Festekhiru fihi min erba'i hasalin. Festekhiru fihi min erba'i hasalin. Dört hasleti Ramazan ayında çoğaltın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dört şey var ki Ramazana geldiği zaman demek onları ne yapacağız artıracağız. Yani buradan ne anlıyoruz? Ha bunları biz zaten normal şartlarda yapıyorduk. Ama Ramazan ayı gelince ne yapacağız? Biraz daha arttıracağız. Bunu anlıyoruz. Ha bakalım bunlar neymiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Buyuruyor ki Hasleteni turdune bihime rabbekum. Bu dört hasletten iki hasletle o yaptığınız iki şeyle Rabbinizi razı edersiniz ve hasleten ile agni ile kumanhuma ikisine de zaten ihtiyacınız var. İkisiyle Rabbimizi razı ediyoruz. Diğer ikisini e zaten yapmamız lazım buna efendim hepimizin ihtiyacı var buna muhtacız. Neymiş onlar? Resulullah buyuruyor. Fe şehadetu en la ilahe illallah ve testanfirune. Yani kelime-i tevhidi artıracağız ve istiğfarı artıracağız. Fetes elun Allah yani e, bunları yaptığımız zaman Mevla'yı razı ettiğimiz şeyler bir de ihtiyacımız zaten ihtiyacımız olan şeyler o ikisi hangisi fetes elun Allah el ve tevzuune bi minen cenneti Allah'tan cenneti istemeniz cehennemden de Allah'a sığınmanızdır buyuruyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Evet bunları inşallah kısa kısa arz edelim kısa kısa efendim e, şerh etmeye gayret edelim. E, bakalım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor, bizlere neler duyuruyor. Evet, demek ki bir tanesi tevhid kelimesi ne yapacağız, artıracağız. Yani la ilahe illallah. Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ama eşhedü en la ilahe illallah. Yani la ilahe illallah dediğin zaman o kelime-i tevhid yani çok önemli bir zikir. Efem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Efdalü la ilahe illallah. Zikirlerin en faziletlisi nedir? La ilahe illallah zikridir. Dolayısıyla bunu ne yapacağız? Artıracağız. 124 bin peygamber, bir rivayet 224 bin peygamber, tabi sayılarını Allah bilir. Hepsi niçin geldiler? İşte bu zikri söyletmek için geldiler. La ilahe illallah dedirtmek için geldiler. La ilahe illallahı, Allah'tan başka ilah olmadığını he kafalara, beyinlere, gönüllere efendim e, ve hayata adeta e, çakmak için onu iyice bize bildirmek için yerleştirmek efendim ve idrak ettirmek için geldiler adeta. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Ebu Cehil mesela Allah'a inanıyor muydu? Elbette. Yani Mekke müşrikler Allah'a inanıyorlardı. Mevla Teala ne buyurdu? Estağfirullah. Ve le inseyet men halak Eğer onlara yerleri gökleri kim yarattı diye sorsan ne derler? Le Allah. Elbette muhakkak kesinlikle Allah yarattı derler. Bak Ebu Ceyl Allah'a inanıyor. O As bin Vahiller, Umeyye bin Halefler Allah'a inanıyor mu? Elbette. Ebu Efendi madem Allah'a inanıyor niye müşrik? Neden müşrik biliyor musun? Allah'a inanıyor ama bir olduğuna inanmıyor. Yerleri gökleri Allah'ın yarattığına inanıyor ama he? Yani Mevla'nın tekvin sıfatına, yaratma sıfatına inanıyor ama ilim sıfatına inanmıyor. Kur'an'a inanmıyor. Gönderdiği peygamberi kabul etmiyor. Ve hepsinden önemlisi vahdaniyet sıfatına, Allah'ın bir olduğuna inanmıyor. Lata da, uzata da, uzaya da, menata da ne diyor? Haşa, ilah diyor. Onlara da tapıyor. He? Onlar da ilah diyor. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah dediği zaman şaşırdılar, kızdılar, köpürdüler, kudurdular. Ve ne dediler? Mevla Teala onların dediklerini Kur'an'da bizlere beyan ediyor. Ecealel alihete ilahe vahida. İlahları bir tek ilah mı yapmış? He? Yani bu ilahları bir ilah mı düşürüyor. İnne hada leşeyun ucaap. Yani muhakkak bu çok acayip bir şey. Bak bak. Yani bir ilah kafaları kafalarına yatmıyor. Kabul etmiyorlar, edemiyorlar. Sen Allah'tan başka efendim ilahlar var dersen, şirk koşarsan o zaman müşrik olursun. Dolayısıyla Mekke dönemi işkence dönemiydi. Genelde bakıyoruz ayetler hep tevhidle alakalı ayetler. Çünkü orada efendim putperest bir kavim var, cahil bir kavim var, putlara tapıyorlar. Ve işte hatta efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyorlar, ya sen bir ilahtan Allah'tan bahsediyorsun ama senin Allah'ın nasıl? Yani altın mıdır, gümüş müdür, nasıldır yani? He? Hani şimdi onlar kendi efendim mantalitesine göre altından, gümüşten efendim putlar yapmışlar ya, Efendim gözlerine pırlantadan taşlar koymuşlar, süslemişler vesaire. Yani onların ee, ilah anlayışı böyle. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın neleri yıkıyor. Hangi tabuları yerle eksan ediyor. Nasıl böyle cahiliye gelenek ve göreneklerini kökünden adeta toparlayıp söküp nasıl çöpe atıyor. Ne kadar zor insanlar nasıl şartlanmışlar. Yani tamam sen bir Allah'tan bahsediyorsun ama he? Şimdi bunlar da yerleri gökler Allah yarattı. Ama bu Allah nasıl Allah? Ondan bile haberleri yok. Diyorlar ki senin dediğin bu Allah nasıl? Altın mıdır, gümüş müdür? Tarif et bakalım bize. Ayet geliyor. İhlas suresi geliyor. Mevlana buyuruyor. Kul Habibim Ahmet ve Resulüm ya Muhammed onlara de ki Hüvallahu o Allah ehad birdir. O Allah birdir. Allahu samet, samettir. Her şey ona muhtaç. O hiç kimseye muhtaç değildir. Doğmamış ve doğurmamıştır. Onun hiçbir benzi, benzeri, efendim, misli yoktur. Yani size bu lazım. Ne yapacaksın sen öyle midir, böyle midir? Kişimleştiriyorsun. Size Allah'ın bir olduğu lazım. Ve ilahukum ilahu vahid. Sizin ilahınız bir tek ilahtır Allah buyuruyor. Dolayısıyla La ilahe illallah bu zikir hakikaten çok önemli çok kıymetli zikirlerinden eftali. He? Yani Ebu Cehil'in bir tane la ilahe illallah zikri olsaydı ebedi kurtulacaktı. Ebedi cehennemden kurtulacaktı ya. Adamda bir tane kelime-i şehadet yok. Bak onun adına kelime-i tayyibe, temizleyen kelime. İnsan ne yapıyor? Ne kadar günah pisliği varsa, şirk pisliği varsa, küfür karanlığı varsa hepsini dağıtıyor, temizliyor ve ne yapıyor? Efendim, pırıl pırıl nurlu bir Müslüman haline getiriyor. Ama bir kelime şehadet getirmemiş. Bir kere kelimeyi tevhid söylememiş. Ne oldu şimdi? Cehennem boyladı. Dolayısıyla bu kelime-i tevhid böyle. Tabi dediler yani Ebu Cehil'e de dediler bu kadar da direnmeyelim. Efendim itiraz etmeyelim de yani La ilahe illallah diyelim canım ne var bunda? Ne dedi biliyor musun? La ilahe illallah demesi kolay dedi. Hani onu akşama kadar oturalım diyelim ama iş dedi ondan sonra başlıyor dedi. Ya müşrik ama gavur ama mert gavur be. He? Yani tamam biz de Müslümanız diyelim ama bak münafıklığı kabul etmiyor. iki kabul etmiyor. Yani ben neysem oyum diyor. Tamam. La ilahe illallah diyelim ama e, sonra ne olacak? İş ondan sonra başlıyor. La ilahe illallah dediğin zaman Allah'tan başka ilah yoktur dediğin zaman ne oluyor? Allah'tan başka hüküm koyucu yoktur demek oluyor. Dolayısıyla Ebu Cehil'in düzeni, düzeni alt üst olacak, ters yüz olacak. Bütün o sömürü çarkları darmadağın olacak. La ilahe illallah demek. Allah'tan başka ilah yok demek. Allah'tan başka hüküm koyucu yok demek. Allah'tan başka rızık veren yok demek. La razika illallah demek yani aynı zamanda. Dolayısıyla bunu diyelim ama diyor, esas iş ondan sonra başlıyor diyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, tabi la ilahe illallah zikrini artıracağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Ama he, eline tesbih alıp la ilahe illallah deyip sonra Allah'tan başka ilah yoktur deyip de sanki haşa hiç Allah yokmuş gibi yaşamak he, İslam'a, Kur'an'a e mevlanın emirlerine, nehilerine uymayan bir hayat sürmek, müşrikler gibi bir hayat sürmek yakışmaz. Onun için o söylediğimiz la ilahe illallah'ı dillerimizden gönüllerimize indirip inşallah hayatımıza efendim hakim kılmaya gayret edeceğiz. Yani la ilahe illallah zikrinde de enteresan bir durum var aslında. Mesela şimdi la ilahe illallah diyelim beraber ve dudaklarımıza bakalım. Bakın hiç birleşmiyor. La ilahe illallah. Mesela Bismillahirrahmanirrahim dediğin zaman dudaklar birleşiyor. B harfi var. Mim harfi var. Veya F harfi olsa yani dudaklarla da alakalı efendim, harfler var. Ama La ilahe illallah da bu yok. Dudakla efendim, alakası yok. Ne demek biliyor musun bu aslında? Şu demek. Onu Sadece dilden, dudaktan, ağızdan değil, öyle bir söyle ki gönülden söyle. Hayatınla söyle, yaşantınla söyle. Senin halin, ahvalin, tavrın, ilişkilerin hep La ilahe illallahı adeta haykırsın. Bu demek aslında. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif ayında artırmamız gereken efendim, dört şeyden birini de kelime-i tevhid olarak bizlere beyan ediyor kıymetli kardeşlerim. Çünkü hakikaten bu çok önemli. Yani bu kelime-i tevhidi çok söylemek lazım. Dilimiz alışmalı, gönlümüz alışmalı. Bir hadis-i şerif var. Mesela Efendimiz sallallahu ve buyuruyor. Men, men kâle kelam la ilahe illallah dekhalel cenne. Her kimin son kelamı la ilahe illallah olursa cennete girdi buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, hoca yani şimdi adam bir kere la ilahe illallah dedi, dedi diye. He? Adam isyanlara dalacak, günahlara dalacak. Her akşam gazinoda, pavyonda içecek, zina edecek, fuhuş yapacak. Allah'ın emirlerine uymayacak. E sonra la ilahe illallah diyecek, cennete gidecek öyle mi? Öyle değil. Öyle değil. Bir kere la ilahe illallah diyen değil. Hadisene buyuruyor. Ahiru kelam. Son kelamı. Son kelam nedir? Artık bu dünyadan ayrılıyor. Bu dünyaya elveda diyor. Ne kadar tanıdık eş dost akraba varsa hadi bakalım diyor. Artık diyor bana elveda görüşmek mahşere kaldı diyor ya. İşte o son anda o son nefeste la ilahe illallah derse kelime-i şehadetle giderse işte o zaman cennete gidecek. O son sözünün de la ilahe illallah olması için ne lazım? hayatın boyunca la ilahe illallah demen lazım. He? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Temutune kema te Yaşadığınız gibi öleceksiniz buyurdu. Sen la ilahe yaşarsan, he? Efendim yemek yaka, yaparken şarkı söylersen, banyoda türkü söylersen, keyfin yerine geldi gazel okursan, ömrünü şarkıyla, türküyle, zurnayla, bilmem neyle vakit geçirirsen, son anında nasıl la ilahe illallah diyeceksin? Dil alışmamış ki. He? omzuna çarpıyorlar, ah diyorsun. Ayağına basıyorlar, of diyorsun. Mübarek Allah desene. Cebrail aleyhisselam gırtlağına basınca da demek ah mı diyeceksin, of mu diyeceksin. Onun için dil alışmalı. Evet. Yani Allah'ın zikrine, dillerini yapmak lazım? Alıştırmak lazım. E bir kötü haber geldi. İnna lillah ve inna ileyhi Bir şeye tacüb ettin. Çok beğendin. Maşallah. Yani elhamdülillah, Allah lillah, La ilahe illallah. Dili ne yapmak lazım? Alıştırmak lazım. Dil alışınca o son efendim, anında da bunları terennüm eder biiznillah. Hani anlatılır adam, efendim, inşaatta çalışıyormuş. E, son anda tabii sekerat anı adam sayıklıyor. Adam diyor ki harç tuğla, harç tuğla. Bunu sayıklıyor. Hemen yanında tabi, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Telkin ediyorlar ama adam hala harç tuğla, harç tuğla. Çünkü ömür boyu böyle söylemiş. Neyse ustası geldi. Hadi o da baktı ki ölüm döşeğinde hani görecek onu. Bir baktı harç tuğla harç tuğla sayıklıyor. Hemen kulağına eğildi. Evladım harç bitti inşaat paydos dedi. Adam da öldü. Öbürü de demedi beş lira diye diye gitmiş yani. He? Pazarda ömür boyu maydanoz satıyor demedi beş lira demedi beş lira. Son anda da demedi beş lira demedi beş lira. E hoca efendi demesin mi ya? Yani adamın mesleği ne yapsın şimdi harç tuğla diyecek demedi beş lira diyecek. Demesin demiyoruz. Desin. Desin ama Allah da desin. La ilahe illallah da desin. Zikir de etsin. O demedi beş lira dediği kadar, hani ben onu söylüyorum tırnak içinde anlayın. Siz herkes kendi hayatına, efendim bunu ne yapsın? Efendim misal olarak alsın. Artık ne diyorsan en çok, neyle meşgulsen, he? onu diyorsun ama ondan daha çok da Allah temen lazım. Ondan daha çok la ilahe illallah demen lazım ki dilin la ilahe illallah'a alışsın, gönlüne yerleşsin efendim ve son anında sana gelip kulağına demedi beş lira da deseler, harç tula da deseler sen onları duymazsın. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye 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 Rabbine kavuşursun. Rabbim dillerimizi zikrine alıştırsın. La ilahe illallah. Allah ile kelime-i şehadetle bu güzel zikirlerle efendim dillerimizi ıslak bıraksın. Son nefesimizde de kelime-i şehadetle, kelime-i tevhidle Allah 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 diyerek çene kapamak Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet muhterem izleyenlerim kısa bir ara ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müzik muhterem izleyenlerim. kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Festekfiru <fessizlik> fihi min arba'i Ramazan-ı Şerif ayında dört hasleti artırın, çoğaltın buyurmuştu. Bunlardan bir tanesi neydi? Kelime-i tevhidi artırın buyurmuştu. Yani buradan tabii ne anlıyoruz? demek ki zaten bu kelime-i tevhidi devamlı söylememiz lazım. Dilimize peresenketmemiz lazım. La ilahe illallahı dilimize gönlümüze yerleştirmek, alıştırmak lazım. E çünkü Ramazan ayında artırın buyurduğuna göre ne anlaşılıyor? Yani olmayan bir şey artırılmaz. En azından şöyle buyurabilirdi. ya e bunu söyleyin. Ramazan ayında şu dört şeyi yapın diyebilirdi. Ama artırın dediğine göre demek ki zaten bunu söylememiz gerekiyor. E zaten tabii sadece bu hadis-i şeriften değil. E bakıyorsun ayet-i kerimelerde de allah Teala ve Tekaddes Hazretleri efendim ne yapıyor? E, zikri emre diyor. Ya amenu zikran ketira. Mesela namaz kılın buyuruyor, Mevla orucu emrediyor, zekat verin buyuruyor ama çok namaz kılın diye bir ayet görmüyoruz. Değil mi mesela? Ama bakıyoruz, efendim, e, Mevla Teala Hazretleri zikirle alakalı ayet-i kerimede Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullar, ülkürullah, Allah'a zikredin, zikran ketira, zikretmekle çokça zikredin diye allah Teala bu zikri çok yapılmasını bizlere böylece ne yapmış oluyor? Beyan etmiş oluyor. Ezira tabi bu la ilahe illallah. Bu kelime-i tevhid öyle bir zikir ki işte efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Her kim son e, sözü hani ahirü kelam men kale ahirü kelam la ilahe illallah dehalel cennet. Kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girdi. Öyle buyuruyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Dehale yani fiil-i maziyle e daha girmedi adam henüz yaşıyor. Hatta ölmedi bile. Yani o son sözü la ilahe illallah olursa artık girmiş kabul et. O girdi artık. Yani kesin girecek demektir o. Öyleyse ne yapmak lazım? He? Son anımızda, son sözümüzü bu kelime-i tevhidle, kelime-i tayyibeyle bitirebilmek lazım. Ama onun içinde ne lazım? İşte dilimizi alıştırmamız lazım. Hayatımız hep efendim, bu zikirle Böyle geçirmemiz lazım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Temutune kema ta'işun. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Bizde de çok atasözleri var bununla alakalı. Yani su testisi su yolunda kırılır. Dolayısıyla nasıl ölmek istiyorsak öyle yaşayacağız. Hani şimdi bazıları da diyor ki hocam ya ben nerede ölmek istiyorum biliyor musun? Nerede? Camide alnım secdeli olarak ölmek istiyorum. Veya namazda ölmek istiyorum. Veya Kur'an okurken ölmek istiyorum. Ha öyle istiyorsan öyle yaşayacaksın. Sen camide ölmek istiyorsun ama alnı secdeli ölmek istiyorsun ama camiye gelmiyorsun ki mübarek. Seni kahvede tanıyan daha çok. Meyhanede tanıyan daha çok. Camide tanıyan pek yok. Öyle ya. Seni arayan kahvede bulursa, seni arayan efendim başka adreslerde bulunsa, bulursa, seni arayan camide bulamazsa, e Azrail Aleyhisselam da geldi seni arıyor. Nerede bulacak? Camide yoksun ki. Nerede çok takılıyorsan, nerede çok vakit geçiriyorsan ne yapacak? Orada bulacak demektir. Bunu da Böyle anlamak lazım. Mesela Kur'an okurken ölmek istiyorsan o zaman Kur'an'la hemhal olacaksın. Hazreti Osman radıyallahu anh mesela nerede şehit oldu? Kur'an okurken şehit oldu değil mi? Kur'an-ı Kerim okurken oruçlu olduğu halde bagiler, asiler ne yaptılar? Geminin, e, evinin damından, arkadan atladılar. Geldiler ve onu şehit ettiler. Üzerinden sıçrayan kan okuduğu Kur'an-ı Kerim'e kan sıçradı. Hangi ayete? فَسَيَكْف۪يكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ semiul الْعَل۪يمُ Onlara karşı Allah sana kafi. İşte o ayete Mübareğin kanı sıçradı. Bak Kur'an okurken şehit oldu. Hayatını Kur'an okurken noktaladı, hitamı erdirdi. Ama ömrü Kur'an'la geçti. Namaza durduğu zaman, he, iki rekat namaz kıldığı zaman, nafile namaz kılıyor. Ne okurmuş peki? He? Yani çoğumuzun yaptığı gibi, efendim Kevser suresiyle, İhlas suresiyle kılmıyor. Ha sen o surelerin faziletine inanarak sevdiğin için okuyorsan ayrı dava ama çoğumuzda en kısası bunlar. Bununla okuyayım bir an önce namazı bitireyim diye okuyor. Ama Hazreti Osman radıyallahu anh ne okuyor biliyor musun? Birinci rekatta ne yapıyor? Hatim ediyor. Hatim. Bir rekatta. Fatiha'dan Nasa kadar birinci rekatta bitiriyor. E i̇kinci rekatta ne okuyor hoca efendi? Bin tane ihlas okuyor. Yani hayatı hep Kur'an'la geçmiş. Dolayısıyla son anı da Kur'an'la oldu. Dolayısıyla demek nasıl yaşarsak öyle öleceğiz. Rabbim hepimize imanla, Kur'anla yaşamak nasip eylesin. Son nefesimizde de bülbül gibi lisanla kelime-i şehadetle ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek çene kapamak Rabbim cümlemize nasip eylesin. Mutlaka imanla ölmek, imanla ruh teslim etmek Rabbim cümlemize ikram eylesin inşallah. Şu anda bu kelime şahadeti nasıl böyle kolay söylediysek son nefesimizde de Rabbim Celle Celaluhu böylesine kolay söylemeye cümlemizi muvaffak eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim. Festekfiru fihi min arba'i hisalin. Ramazan ayında dört hasleti çoğaltın. Hasleten turdune bihime rabbekum. iki hasletle Rabbinizi razı edersiniz. Ve hasleten ile eğni lekum şu iki tanesine de zaten ihtiyacınız var buyurmuştu. İşte Rabbimizi razı ettiğimiz iki tanesinden biri neydi? Feşehadetü en la ilahe illallah şehadet kelimesini, kelime-i tevhidi çokça söylemek, arttırmak onu arz ettik, anlattık. Bir diğeri de neydi? Ve testafirunehu ve ona istiğfar etmenizdir. Demek ki Ramazan ayında ne yapacağız? İstiğfarı da arttıracağız. Yani zaten diyoruz da He? Zaten dememiz gerekiyor da demiyorsak hemen ne yapalım başlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile çünkü ne buyuruldu? Ne buyurdu? Estağfirullah fil yemi Ben bir gün ve bir gecede yetmiş kere Allah'a istiğfar ederim buyurdu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile böyle. He? Geçmişi günahsız. Geleceğe Allah adeta açık çek vermiş. Ne yaparsan yap affedeceğim Habibim buyurmuş. Liafir aleke Allah ma taqaddama min zenbika ve ma Geçmiş gelecek bütün günahlarını affettin Allah. Efendim Fetih suresinde böyle beyan ediyor. Yani buna rağmen son anı garantiyken, cenneti garantiyken ben diyor 70 defa günde istiğfar ederim diyor. Peki Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam böyle yapıyor da bize ne oluyor? Geçmişimiz günahla dolu. Geleceğimiz ne olacağımız meçhul. Ama ne istiğfar ne bir şey. Arada bir estağfurullah diyorsak da he? adet kabilinden. Estağfurullah. Hazreti Ali radıyallahu anh ne buyuruyor? Dili estağfurullah diyen kimsenin kalbinde eğer pişmanlık yoksa yalancıların tevbesidir diyor. Çünkü estağfurullah dediğin zaman ne diyorsun? Yani günahlarının affını Allah'tan talep ediyorsun. Ya Rabbi beni affet diyorsun. Peki hala affet, yani tevbe ediyorsun, istiğfar ediyorsun. Peki tevbe neydi? Enned mütevbetün, tevbe pişmanlıktır. Gönlünde pişmanlık yok, yaptığın günaha üzülmüyorsun ama ağız alışkanlığı, estağfurullah diyorsun. Demek ki bunlara da ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Dilimizle gönlümüz arasında bir irtibat kurup, dilimizin söylediğini kalbimizin de tasdik ederek, onaylayarak öyle söylememiz lazım kıymetli kardeşlerim. Bakın hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Her kim namazın akabinde yani imam efendi selam verdi. Selamun aleyküm ve rahmetullah. aleyküm ve rahmetullah. Ne yapacak? Üç kere estağfirullah derse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Gaferallahu azze ve celle dünubahu. Allah onun günahlarını affeder. Ve in kana kad ferra zahfi harpten kaçmış olsa bile. Yani bu kadar büyük günah olmasına rağmen he namazlardan sonra o layıkıyla, pişmanlıkla Estağfurullah, El Azim, El Kerim, El Lezi, La İlahe İllahu, El Hayyel Kayyuma Allah'a dedin mi üç defa Allah harpten kaçma günahı bile olsa affediyor. Yani ne kadar müjdeler var. Allah bizi affetmeye bahane arıyor. Allah bizi temizlemeye he, bir bahane arıyor. Ama biz o bahaneyi ortaya koymazsak, he, tevbe etmezsen, istiğfar etmezsen, şimdi böyle bir hadis-i şerif var. Yani namazlardan sonra üç kere estağfurullah demek. Bazı camilerde müezzin efendiler elhamdülillah söylüyorlar ama bazı yerde de söylemiyorlar. E zaten zikir yapıyorsun. Zaten efendim namazdan sonraki tesbihat var. Allahümme ente selam ve minke selam diyorsun. Ala Resulü'ne salavat diyorsun. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. E bunları söylüyorsun. Ya estağfurullah niye demiyorsun ya? Hani diyeceksin ya bunları dediğimiz zaman işte yani millet sıkılıyor, çıkanlar oluyor, işi gücü olan. Kardeşim namaz bitmiş. Hoca selamı vermiş. İşi olan varsa ne yapabilir? Çıkabilir zaten. İyi de e sen zaten devam ediyorsun. He? Allahümme ente selam ve selam demiyor musun? Ala Resulüne salavat demiyor musun? Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. E teşbihatı da yapıyorsun. E bu arada bir estağfurullah da koy. Ama işte ne oluyor? Bak zor geliyor. Yani şeytan öbürlerini yapmana belki seni efendim, yapma diye zorlamıyor ama bunu söyletmemek için sana bin türlü entrika çeviriyor. Seni bu tuzağa düşürüyor. Zor geliyor. İstiğfar etmek zor geliyor. Estağfurullah demek zor geliyor ya. Niye? Temizleniyorsun ya. He? Hani küçük çocuklara anneler yıkar. İşte başını sabunlayacak, vücudunu efendim ve sabunla ovalayacak. Çocuk bağırır, çağırır, feryat eder, ağlar, sızlar. <laughs> Duyan da zanneder ki herhalde bu çocuğun bir yerini koparıyorlar ya. Öyle bir bağırıyor ki. Yavrum niye bağırıyorsun? Temizliyor işte. Annen seni temizliyor. Pırıl pırıl olacaksın. Ha işte bu nefis de o çocuk gibi. O estağfurullah onu temizliyor ya. O tevbe istiğfar onu paklayacak, tertemiz yapacak ya. Bağırıyor, feryat ediyor, sızlıyor, ağlıyor. Yani o estağfurullahı dememek için, o tevbeyi yapmamak için bin dereden su getiriyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, istiğfar edeceğiz. İstiğfarı demek Ramazan ayında ne yapacağız? Artıracağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zira öyle buyurdu. Yani tevbeden başka da çaremiz yok. Allah'a istiğfar etmekten başka, elimizi açıp niyaz etmekten başka, günahlarımıza pişman olmaktan başka da çaremiz var mı? Yani El insan mürekkebü minel hatayü ve nisyan. İnsan unutmak ve hatadan mürekkep. İnsan dediğimiz zaten nisyan. Bak oradan geliyor. Yani unutuyor, hataya düşüyor, isyana bulaşıyor. Hani beşer, şaşar, günaha düşer kabilinden. Ama işte ne yapacağız? Allah tevbe kapısını açık bırakmış. Allah tevbe yolunu bize göstermiş. Tevbe edenin günahlarını affedeceğini de beyan etmiş. Onun için tevbeden başka da çaremiz yok. Günah işlemeden duramıyoruz. Çünkü herkesin kendine göre bir günah var. Yani herkesin efendim kendine göre işte gözüyle, kulağıyla, diliyle he? oturduğu yerde işte efendim bilmem neredeki adamın gıybetini yapıyor. Efendim gıybetler, efendim laf taşımaklar, götürmekler. E bunlar büyük günahlar. Yani bunlar Mevla Teala Hazretlerinin şiddetle bizleri sakındırdığı, he? yasakladığı günahlar. Yani günahsız maalesef duramıyoruz. Öyleyse estağfurullahsız da Allah'a tevbesiz de ne yapmayalım? Duramayalım. Evet. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? <laughs> Levamil amiltumul hataya hatta tebluğa sema tüm menedimtum le Allahu aleykum. Göklere ulaşacak kadar günahınız olsa, sonra pişman olsanız, tevbe etseniz le Allahu aleykum. Allah tevbelerinizi kabul edecek. Ya göklere kadar yani ne kadar çok günahın da olsa Madem sen pişman oldun, madem sen aklın başına geldi, madem kafan dank etti, ne yaptım ben bugüne kadar? Estağfurullah dedin, Allah'a yöneldin. Allah'ın o tevbe kapısını açık buluyorsun. Ne büyük nimet değil mi? Ne büyük bir lütuf, ne büyük bir ikram değil mi? Yani kul hata edebilir. Bu cennet yolunda efenin bazı tümsekler, çukurlar, engeller olabilir takılabilir, düşebilir, tökezleyebilir ama her tökezlediğinde tekrar ayağa kalkmak, her yuvarlandığında tekrar ayağa dikilmek ve baktığı zaman o tevbe kapısını açık bulmak ne büyük bir nimet, ne büyük bir lütuf, ne büyük bir ikram değil mi? Madem böyle bir imkan var, böyle bir fırsat var. Yani bu fırsatı niye değerlendirmeyiz? Bu imkanı niye kullanmayız? Bu tevbe kapısından niye girmeyiz? Bu da şaşılacak bir şey yani. Öyle ya, yani şöyle efendim adam akıllı tevbe eden, gözyaşlarıyla, pişmanlıkla, Allah'a yalvara yakara tevbe eden kaç kişi var ya? Ya hep dilimizin ucuyla adet kabilinden efendim bir estağfurullah diyoruz ama yani işte Ramazan ayı geliyor. Bu istiğfarı artıracağız. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonunda cehennemden kurtuluş. O başındaki rahmetten, ortasındaki mağfiretten istifade edip sonunda da cehennemden kurtulmak için İnşallah istiğfarı da ne yapacağız? Arttıracağız, çoğaltacağız. Bir de Ramazan ayındaki ibadetler içerisine tevbeyi de inşallah eklemeye gayret edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Evet, yani çünkü Allah'tan başka bizi kim affedecek? Öyle ya, günahkarsın, hataların var, isyanların var. Hatta bir günahın bile olsa kim affedecek onu? Allah'tan başka affedecek var mı? Yani bütün meclis toplansa deseler ki bunun günahını affedelim, He? Bütün dünya konse konsey kursa toplansa, hadi senin günahını affettik deseler, haşa. Sizin günahınızı kim affedecek? Onun için affedecek de Allah, affetmeyecek de Allah Celle Celaluhu. O kapı var ya o kapı, Allah'ın kapısı çok önemli. Hani anlatmıştım size evvelce, Kabe'nin kapısına adam yapışmış, ağlıyor, hani yeri gelmiş bir daha anlatalım. Kabe'nin kapısına yapışmış ağlıyor. Yanında da bir adam var onun o ağlayışına, onun o yalvarışına, niyazına gıpta ediyor yani adam ne güzel ağlıyor, ne kadar güzel tevbe ediyor Allah'ın kapısında diye. Ama o anda keşfi açılıyor, kalp gözü açılıyor, bakıyor bir melek o ağlayan, sızlayan, niyaz eden adama diyor ki Allah seni affetmedi, Allah seni cehennemlikler listesine yazdı. Bu da bunu duyunca şaşırdı. Allah Allah. Yani adamın haline bak. işin perde arkası tarafına bak. Melek tabi bunu tekrarlayınca o da kendi kendine dedi ki adama dedi efendim söyleyeyim de onu uyarayım da yani boşuna burada vakit geçirmesin. Ağlamasın, sızlamasın. Niye? E zaten efendim cehennemlik olduğu belli. Melek öyle söylüyor. Öyleyse dedi yani burada durmasının da manası yok diye düşündü ve elini omuzuna attı. Dedi hacı amca o yaşlı gözlerle döndü. ''Buyur evlat.'' dedi. ''Yanlış anlamama bir haber vermek istiyorum sana. Herhalde şu anda dedi keşfim açıldı, kalp gözüm açıldı, bir meleği gördüm. Sana diyor ki, Allah seni affetmedi, Allah seni cehennemlikler listesinden yazdı.'' E şimdi bu melek yani bunu söylüyor. Allah'ın divanından, defterinden haber veriyor. Lehvi Mahfuz'dan haber veriyor. Seni cehennemliklerden yazmış. Öyleyse yani boşuna burada vakit kaybetme. Git dedi yani dolaş takıl. Hani demek istiyor ki madem ahiretin berbat hiç olmazsa dünyada hoppala zıppala bir hayat yaşa demek istiyor. Böyle akıl olur mu? He? Böyle yol gösterme olur mu? Ama bak o, o zat ne dedi biliyor musun? Hafif bir tebessüm etti acı acı. Ona dedi ki evlat senin o gördüğün melek var ya bu fakir, bu gözler, bu gönül o meleği 40 yıldır görüyor, 40 yıldır duyuyor. Ama Allah'tan başka Allah'ın kapısından başka kapı var mı? Nereye gideceğim? Affedecek de Allah, affetmeyecek de Allah. Ya Rabbi beni affeyle diyor. İşte o anda melek diyor ki: "Allah seni affetti. Allah seni cennetliklerden yazdı." Tevbeye devam. Gözünle görsen, rüyanda görsen He? Melek dese ki Allah seni affetmiyor, sen içine bak. Sen tevbe etmene bak. Sen Allah'ın kapısından ayrılma. O kapıyı çalmaya bak. Mutlaka açılacak. Ne büyükler, ne tevbeler etmişler. Öyle tevbeler etmişler ki, öyle sözler söylemişler ki, öyle pişmanlıklarını ifade etmişler ki, onların sözleri kitaplara geçmiş. İbrahim Ethem Hazretleri işte, he, gidiyor, Mevla'ya niyaz ediyor. İlahi abdukel asi yetâke muqirran bil dünûbi ve kad da'âke ve in tafir ve ente ehlün lidalik, ve in tatrut ve men yerham sivâke İlahi abdukel asi yetâke Ey Allah'ım asi kulun diyor sana geldi diyor. Muqirran bil dünûbi ve kad da'âke Günahlarını itiraf edip sana yalvarıyor. Asi kulun sana geldi, günahlarını itiraf ediyor, sana yalvarıyor ya Rabbi. Ve intafir fe ente ehlün lidalik. Eğer sen affedersen bu senin şanındandır. Zaten affedecek olan sensin ya Rabbi. Ama ve intatrud ve men yerham Eğer sen affetmezsen, eğer huzurundan kovarsan senden başka kim affedebilir? Sana mahkumuz ya Rabbi. Sana mecburuz ya Rabbi. Bizi ancak affedecek sensin ya Rabbi. Bizi affet ya Rabbi. Demek lazım. O kapıyı hep tıklatmak lazım. İstifara demek devam etmek lazım. Ramazan ayında da çoğaltmak lazım. Evet. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bizlere böyle tavsiye ediyor. Mevla çok merhamet sahibi. Evet. Gafur. Rahim. Ziyadesiyle mağfiret edici ve merhamet edici Mevla. Bakın bir hadis-i şerifte buyuruluyor. İnnelillâhi miyete rahmetin Mevla'nın yüz tane rahmeti vardır. Tabi yüz tane rahmeti derken yani böyle sayı olarak veriliyor mevzuyu anlayalım diye. Yoksa Mevla'nın rahmetine nihayet var mıdır? Yoktur. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vereceği misali daha iyi anlayalım diye o sayılarla, o verilen rakamlarla çok güzel kıyas yapalım diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın he, aklımıza bu meseleleri yaklaştırıyor. İnne lillahi rahmetin. Mevla'nın 100 tane rahmeti vardır. Feminha rahmetün yeterahamu hamubi halku beynehum. Yani o bir rahmetle mahlukat aralarında birbirine merhamet eder. Yani Mevla'nın yüz rahmetinden bir rahmeti demek nerede? Dünyada. O bir rahmet dünyada Mevla pay etmiş. Bütün mahlukat ne yapıyor? Birbirlerine o rahmetle, o bir rahmetten kendisine düşen payla ne yapıyor? Birbirine merhamet ediyor. Annelerin yavrularına olan merhametlerini düşün. Değil mi? Hani bir söz vardır. Ağlarsa anan ağlar, gayrısı yalan ağlar. Ne kadar doğru. Ne kadar doğru. Dolayısıyla annenin bir rahmeti var. E yüz binler milyonlarca anne var. Hepisinin o evlatlarına olan rahmeti, merhameti, refeti, acıması, onları kucaklaması, efendime söyleyeyim, kanat germesi hep Mevla'nın bir rahmetinin kendilerine düşen paydan meydana gelen eseri. Sadece anneler derken, anneler derken sadece efendim insan olarak da düşünmeyelim. Hayvanları da düşün. Değil mi? Yani bir atı düşün, at. Atta bir merhamet yok mu? Yani o çitmesine kadar tehlikeli değil mi? Ama kendi yavrusuna zarar verir mi? Çitme atar mı? Dokunur mu? Bir aslan bile ne kadar vahşi bir hayvan ama kendi yavrusuna ne kadar şefkatli, ne kadar merhametli, nasıl koruyor, nasıl muhafaza ediyor. Ya, i̇şte bu rahmetler var ya, bütün mahlukatın arası aralarında birbirine yaptığı merhamet Mevla'nın o yüz rahmetinden bir rahmetinin efendim onlara düşen paydan böyle bir durum oluyor demek ki. Geriye ne kaldı? Ve tis'atün ve tis'une 99 rahmet ise liyevmil kıyame kıyamet günü içindir buyuruluyor hadis-i şerifte. Bir rahmet dünyada böyle olunca 99 rahmetin kıyamet günündeki o efendim durumunu bir düşünmek lazım. Yani Mevla o kadar merhametli, o kadar efendim affedici ki ne deniyor biliyor musun? Rivayet ediliyor ki şeytan bile kıyamet günü acaba Allah beni affeder mi diye ümit edebiliyor. Ama Mevla'nın neyi var? Vadi var. Mevla ona cehennemi vaat etmiş, huzurundan kovmuş. İnna Allah la yuhliful Allah asla sözünden dönmez. Onun yeri belli, onun adresi belli. Ona uyanın gideceği yerde belli o korkunç adres. Allah muhafaza. Ama mesele yanına. Yani şeytanın bile he acaba Allah beni daf eder mi diye bir ümide efendim kapıldığı bir yerde inşallah imanla ölen zerre kadar da imanı olsa inşallah o rahmetten ne yapacak istifade edecek. Yeter ki imanla yaşayalım, yeter ki imanla ölelim. Ahiretteki 99 rahmet işte hep müminlere. Çünkü dünyada Mevla ne yapıyor? O bir rahmetini pay etmiş ama yani mümin, münafık, kafir, hayvan, insan demeden herkese şamil. E dünyada bakıyorsun Mevla'yı o kadar inkar eden, efendim o kadar söven, o kadar İslam'a düşmanlık eden, o kadar Müslümanlara zulmeden, o kadar İslam coğrafyalarını tarumar eden, zulmeden he? Yani Allah'ın gadabını çekecek ne kadar iş varsa adeta hepsini yapmaya yemin etmiş, azmetmiş olan nice dinsizler var ki Allah onları da açlıktan öldürmüyor. Onları da efendim rızıklandırıyor, onları da yediriyor. Çünkü Mevla dünyada ne yapıyor? Rahmetini herkese ne yapmış pay etmiş. Yani o kafir diye ona vermeyeyim demiyor allah Teala. Ne buyuruyor? Ve elleişelil insani illa maşa. İnsana ancak ne vardır çalıştığı vardır. Çalışan kazanıyor. Kafir de olsa çalışırsa Allah veriyor. Mümin de olsa çalışmazsa Allah vermiyor, vermez. Dünyada çalışana verecek. Gayret edene verecek. Ama ahirette müminlere verecek. iman edenlere verecek. Sadece onlara merhamet edecek. Onun için kıymetli kardeşlerim Ramazan ayında ne yapmak lazım? Demek ki istiğfarı arttırmak lazım, tevbeyi arttırmak lazım. O Mevla hakikaten çok merhametli, çok acıyıcı. Hatta hacacı zalim, hacacı zalim. Düşün yani, ismi, efendim, e, ismini millet bilmiyor ama lakabını biliyor. Haccacı Zalim'i herkes biliyor. Efendim, zulüm ile adam nam yapmış ya. Sahabeye bile zulmetmiş. Nice muhaddislere, ulemaya, efendime söyleyeyim, hapislere Zindanlara tıkmış öldüğü zaman ardında evennin binlerce ağlayan göz bırakmış hapislerde nice inleyen insanlar bırakmış nicelerini haksız yere dar ağaçlarına göndermiş böyle bir adam Haccacı Zalim öldüğü zaman ölüm haberi gelince Hasan Basri Hazretleri duyuyor da Haccac zalim öldü diyorlar, müjde veriyorlar. Hemen abdest alıyor, şükür namazı kılıyor. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Müslümanlar böyle bir zalimden kurtuldu diye. Bugün de böyle zalimler var mı? Dünyada var. Allah Allah o konuda bizlere de şükür namazı kılmak nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim. İşte o Haccac zalim ne, de, ne diyor biliyor musun? Ölüm döşeğinde mırıldanıyor. Diyor ki ya Rabbi insanlar diyormuşlar ki Allah haccacı affetmez. Ne olur beni affeyle. Allah Allah. Haccacı zalim bile Allah'tan ümit kesmemiş de sana bana ne oluyor Müslüman? He? Onun için bu Ramazan hakikaten büyük bir fırsat. Bulunmaz bir fırsat. E zaten Ramazan ayı işte başı rahmet. Ortası mağfiret. Sonunda cehennemden kurtuluş. Ve Mevla Teala Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ettiği bir hadis-i şerifte her akşam Mevla cehenneme müstehak olmuş bir milyon insanı affediyor iftar saatinde. Yani bir adam düşünün bugün ölse yarın ölse Allah muhafaza Allah uzun ömür versin de hani Ramazan-ı Şerife daha girmedik ya kesin cehenneme girecek bu adam şimdi ölse. Ama Ramazan ayı girdi iftar saatinde Allah böyle bir milyon adamı affediyor. Her iftar saatinde bu var. Ama cuma günü olduğu zaman ne oluyor? Her saat başı Mevla bir milyon insanı cehennemden azat ediyor. Ve Ramazan ayının son iftar saatinde de o zamana kadar kaç milyon cehenneme müstehak kulunu cehennemden azat etti kurtardıysa bir o kadar daha Mevla affediyor. İşte o zaman bayram, bayram oluyor. Bayram kime bayram? Cehennemden kurtulanlara bayram. Yoksa süslü elbise giyenlere değil diyor Pehlidane Hazretleri. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani demek ki her akşam bir milyon cehennemden azat olacak kul var. He? Eh bir efendim iftar vaktinde o genel affa inşallah biz de efendim ee, iştirak ederiz o affa mazhar oluruz ve af olmanlar listesine ilhak oluruz inşallah. Ama bir de bunu istiğfar ile sağlama almak lazım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem madem, madem Ramazan ayında istiğfarı arttırın buyuruyor, öyleyse biz de ne yapacağız? İstiğfarı arttıracağız. Biz de efendime söyleyeyim cehennemden kurtulmak için Allah'a dua edeceğiz, yalvaracağız. Cehennem de zaten ne diyor? Cehennem de zaten oruç tutanları Efendim istiğfar edenleri efendim yakmak istemiyor. Öyleyse talepler çakışıyor. Allah seni ondan ne yapıyor? Kurtarmış oluyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Aslında tevbe ile alakalı çok önceden tabii e, bir ders geliyorduk. Çok meseleler sizlerle paylaşmıştık ama tabii yeri gelince şimdi tabii bu minval içerisinde gene birkaç kelam etmek gerekti. Vaktimiz de daraldı, bitiyor, bitti, bitiyor ama e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya, hani dört hasleti Ramazan'da arttırın buyurdu ya, İki tanesi de neydi? Onu da inşallah başlık olarak sizlere arz edeyim ve böylece hitama erdirmiş olalım. Yani ilk iki tanesini yaptığınız zaman Mevla'yı razı edersiniz. O son ikisine de zaten sizin ihtiyacınız var buyurmuştu. Onlar da neydi? Onlar da فَتَسْأَلُونَ اللّٰهَ الْجَنَّةِ Allah'tan cenneti istemenizdir. Ve te'udûne bihiminen nâr ve cehennemden de Allah'a sığınmanızdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek bu ayda bir de ne yapacağız? Her namazımızın sonuna, her duamıza bunları ne yapacağız? Katacağız. Allahümme inna nes'elukel cenneh ve na'udu bike minen nar. <laughs> yani ey Allah'ım cennetini istiyoruz nasip eyle. Cehenneminden de sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza ile. İnşallah bu duaları yapacağız. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu duaları unutmayalım. Birbirlerimize dua edelim. Bizler size, sizler bize. Böylece efendim, e, çünkü Mevla Teala Hazretleri günahsız dillerle yapılan duayı ne yapıyor? Kabul ediyor. Günahsız dil derken, hoca efendi günahsız dil var mı ya? Sen az önce sohbette dedin ya, günahsız kimse yok, herkes kendine göre günah var. Evet ama bunu şöyle anlamak lazım. Günahsız dillerle yapılan dua derken, senin dilin eğer bana dua ederse senin dilin benim için günahsızdır. Dolayısıyla senin benim için yaptığın duayı Mevla kabul ediyor. Ben de senin için dua ettiğim zaman benim dilimle yaptığım günah kendimedir ama bu günahla senin alakan yoktur. Dolayısıyla bu dille senin için yapılan dua günahsız olmuş oluyor. Böylece Allahu Teala senin de duanı, benim de duamı kabul ediyor. Hepimizi inşallah efendim cehennemden kurtarıyor, cennetiyle, cemaliyle müşerref ediyor inşallahur rahman. Evet kıymetli kardeşlerim, şimdiden hepinizin Ramazan-ı Şerifiniz Ayınız mübarek olsun. Gecesini, gündüzünü ihyaya Rabbim muvaffak eylesin. Şimdiden o mübarek ayda tutacağımız oruçlarımızı, okuyacağımız mukabelelerimizi, kılacağımız teravihlerimizi, yapacağımız bütün feraiz nevafi ne ibadet varsa şimdiden hepsini Rabbim kabul eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.